Peki Kayseri için neler istersiniz bizim yetkililerden? Kayseri'nin sahibi yok. Sahip lazım. Pazarlayacak sahip lazım. Evet. Lisanslı depoculuk falan kuruluyor. Sizce faydası olur mu? Elbette ki olacak. Elbette ki olacak. KMO bu yıl Kayseri almayacak. Önce alacaktı. Sonra almayacağını duyurdular. Kim doğru söylüyor ki? Doğru söyleyen var mı? Evet. Çünkü yıllardan beri burada röportaj yapmayı bir şey değişmedi. Ne iktidar geldi el attı, muhalefet geldi el attı, ona da yuhladılar. Yani o kadar milletvekilimiz var, gelip sahip çıkmıyorlar. Siz siyasileri burada mı görmek istiyorsunuz? Elbette, herkes sahip olacak, buraya gelecek. Tarım Bakanı'nın oraya oturmak için mi seçildi? Gelip üreticiyle konuşacak, satıcıyla konuşacak. Ne kadar getirdiniz kayısıyı? Ne kadar getirdim? 500 kilo kadar. 500 kilo kadar. Hem gün kurusu getirdiniz, hem yarma kayısı getirdiniz. Tabii, evet. Ne istiyorsunuz kayısınıza? Ne verdiler? Gün kurusu 25 istiyorum, 20 verdiler. Kabuk da 15 istiyorum, 12 verdiler. Az mı verdiler? Kurtarmadı. Kayısı bu yıl nasıl? Para ediyor mu? Böyle giderse eder. Az para değil. 15-20 arası iyi. Evet. Bu yıl kayısınız nasıl oldu amca sizin? Normal. İdare eder. İdare eder. Kurtarır mı masraflarını? Kurtarır. Bu yıl, geçen yıla göre karşılaştırırsak bu yıl kayısının fiyatı iyi mi? Fiyatlar iyi. Geçen yıl düşüktü değil mi? Geçen yıl düşüktü, evet. Ama bu sene kalite güzel. Kalite güzel. Kalite güzel. Az olmuş. Sizinki nasıl oldu? Az oldu ama yine de biz şükür diyelim, ne yapalım? Olana şükür. Abi kolay gelsin. Eyvallah, sağ ol kardeşim. Şire pazarında piyasa durumu nasıl sizce? Piyasa durumu şu an için güzel. Vatandaşın da, alıcın da, satıcı da, köylü de biraz memnun, güzel. Evet. Ama üst düzey bürokratlar buna daha el atması lazım. Ben sürekli Ankara'dayım, mecliste sürekli vekillere de söylüyorum. Ordu'nun, Samsun'un, işte Manisa'nın milletvekilleri oranın ürünlerini her zaman konuma, gündeme getiriyor. Ama bizim vekillerde bir tek Efendioğlu gündeme getiriyor mecliste. Başka birisi getirmiyor. Şu mal 40 lira olma, 50 lira olması lazım. Köylü de gülecek, esnaf da gülecek, vatandaş da gülecek. Malatya'da büyük bir canlılık olacak. Ama ne yazık ki mecliste bunun sesini tam anlamıyla yükseltemiyorlar. Fendoğlu'ndan Allah peygamber razı olsun. Bu adam yine dile getirdi de belki bu fiyatlar Fendoğlu'nun konumuyla 25-30 liraya kadar, 24 liraya kadar çıktı. Evet. Siz getirdiğiniz kaç kasa var burada? Bu 4 kasa var. Daha arkası da var. Biz bunu şu anda 24 liraya veriyoruz. 24. Peki kaç lira fiyat veriyorlar size? Alıcısı bilir. 22 lira, 23 lira. Bu fiyatı veriyorlar yani. En son kaç lira verdiler buna? 22 lira. Siz 24 lira mı istiyorsunuz? Evet, 24 lira. 25 lira da 24 liraya vereceğiz biz. Bu yıl kayısı nasıldı? Sizin bahçeniz var galiba. Tabii. Çok güzel. Kayısı da güzel, vatandaş da güzel, işçilik de güzel. Her şey güzel. Kayısınız bitti mi? Bitti. Kaç ton oldu? 3-4 ton bir şey oldu işte. Hepsini galiba. Bu yıl hemen satacak tabii, mısınız? Tabii. Tabii, tabii ihtiyaç var. İşçi parası var, borç var. Ondan peki. Denk gelir mi? İşçi parası, borcu karşılar mı? Denk de gelir, artar da. Artar. He, artar da. Allah'ın kerimine şükür. Peki, artar da. Peki yetkililere neler söylersiniz? Şimdi yetkililere bu Malatya'daki vekiller bunun daha üstüne düşmeleri lazım. Yani bunun tamamıyla böyle büyük bir alım yeri fındık üreticilerinki var. Çay üreticilerin var. Zeytin üreticilerin var. Malatya'nınki yoktur. Onun olmasını değillik istiyoruz. Değillik mi yani. İstiyorsunuz? Alan bazlı destek mi? Ya devlet tarafından alınsın. Devlet tarafından insanların hakkı verilsin. Lisanslı depoculuk kuruluyor mu? Tabii lisanslı olacak. Mesela diyorum, atıyorum köylü 5 tonu götürecek, devlete verecek. Devlet bir fiyatını koyacak. Vatan artık ülkeye yahut da yurt dışına gönderilecek. Evet. Biz zor durumdayız köylü olarak. Biz malı getiriyoruz, buraya indiriyoruz. 14 lira diyorlar, 15 lira diyorlar. Saat 9 oldu mu, sıcak bastı mı, güneş kafamıza vurdu mu 13 lira diyorlar. Ondan sonra devlet bu işe el atsın. Yani durumlar böyle. Evet. Peki neler istiyorsunuz abi? Biz devletten yardım istiyoruz. Belli bir fiyat koysunlar.
Biz evet. Devletten yardım istiyoruz. Bizi burada 3-5 esnafın içine bırakmasınlar. Bize devlet sahip çıksın. Köylüyü burada eziyorlar. Kim eziyor köylüyü? Burada 3-5 vatandaş eziyor. Belli fiyat koysunlar. Fiyat belli olsun. Devlet bu işe el atsın. Burada köylü mağdur burada. Evet. Daha tam fiyatını bulamadı aslında. Fiyat belirlense güzel olur. Evet. Siz de bir birlik veya alan bağlı destek mi istiyorsunuz? Olması lazım yani. Olması evet. lazım yani. Siz hangi nereden geldiniz? Sütlüce'den geliyoruz abi. Nereden? Sütlüce'den. Sütlüce'den. Evet. Ne kadar kayısı getirdiniz pazara? Pazara şu an 15 kasa getirdim ama bir türlü fiyatını bulamadı yani. Ne istiyorsunuz siz getirdiniz? Ben 21 lira istiyorum. Ne verdiler? 19,5 verdiler. Evet. Memnun musunuz? Memnunuz tabii, memnunuz. Yani güzel fiyatlar yani. Yüksek mi pazarda? Normal yani. Fiyatlar normal. Bu yıl ne kadar kayısınız oldu sizin? Ya bu sene rekorte düşük, çok düşük. Yok yani, yok denecek kadar az. Kendi bahçenizden az mı tabii ki, oldu? Az oldu. Masraflarını kurtarır mı? İşini kendi yaparsa ancak kurtarır. Evet, size bir şey kalır mı? Tabii, kalmaz tabii, ne olacak? Evet. Ne istersiniz yetkililerden? Ya yetkililerde birlik içerisinde olması lazım yani. Yani bir fiyatın belirlenmesi lazım. Halen fiyat açıklanmamış yani. Evet. Yani hem ihracatçı hem içerideki çalışan esnaf yani mağdur edilmeden güzel bir şekilde anlaşarak yapılması lazım yani. Evet. Durumlar vahim. Niye vahim? Alıcı yok herhalde pek ya. O taraftakiler çok memnunlar. Biz de mi o tarafa gitsek acaba bilmiyorum. Niye para vermiyorlar mı? Biraz aşağı veriyorlar, düşük veriyorlar. Ne kadar istiyorsunuz? 20 istiyorum. Ne kadar verdiler? 17 verdiler. 17 verdiler. Aynen. Memnun kalmadınız herhalde. Evet, aynen. Bu yılın kayısı mı? Evet, yani evet. Nasıl oldu bu yıl kayısınız? İyi mi oldu mu? Vallahi bu sene Yazıhan'daydık. Biz Yazıhan'da biraz kayısı az idi o evet. tarafta. Diğer bölgelerde çok. Yazıhan'da azdı. Biz Yazıhan'dan yaptık. Öyle. Peki yetkililerden bir şeyler ister misiniz kayısı için? Vallahi ne diyelim yetkililer. Çiftçiler için, üreticiler için. Bir kooperatif gibi bir şey olsa bir daha iyi olur. İşte kooperatif yok herhalde buralarda. Kooperatif. Nasıl kayısının durumu? Bu kayısı size mi ait? Kayısı 20 verirler, 19 verirler. Sen ne istiyorsun? Ben 21 istiyorum. 21 istiyorsun. Ha. Anlaşamadınız mı? Anlaşamadım. Arada 1 lira var. Ha, 1 lira var. Niye vermediniz? Kurtarmıyor, ben satın alıyorum. Kurtarmıyor. Kaç kilo getirdiniz pazara? 500 kilo. 500 kilo getirdiniz. Ha. Daha var mı devamı evde? Evde yok. Evde hepsini getirdiniz mi? Hepsi bu kadar işte. Bu sene seyre gidiyor. Bu yıl seyre. Nerede bahçeniz? Orduzda. Orduzda. Evet. İri ama. İri, i̇ri kaliteli. İri ya. 90 geliyor. Peki siz ne zamana kadar burada bekleyeceksiniz? 21 lira vermezlerse gidecek misiniz? Bir saat sonra gideriz. Evet. Akşama kadar da. Peki yetkililere neler söylersiniz? Vallahi bilmiyorum. Bu sene iyi yine ya. Bu yıl iyi mi fiyat? İyi iyi. Geçen sene göre iyi. Geçen yıl kayısınız oldu mu size? Geçen yıl da oldu. Geçen yıl ne kadara sattınız? 10 lira, 11 lira sonra. Bu yıl 20 lira veriyorlar. 20, 18, 19 işte. Kayısıya göre. Kayısı benim de alıcım yok. Alıcı bul ki. Niye alıcı yok abi? Alıcı yok. Beğenmiyorlar mı çil diye? Yani. Niye beğenmiyorlar? Bu da bir kayısı. Kayısı da işte şey istiyorlar, çilsiz istiyorlar. Çilsiz istiyorlar. Yani size kazıyıp getirseydim. Bir de bayram öncesi ya biraz ucuz mal istiyorlar. Siz maalesef. Ne kadara veriyorsunuz, ne kadar verdiler? Ben buna şu anda 14 istiyorum. Onlar da 12, 12,5. Pazarın en düşük kayısı herhalde bu. Yani bence de. Kimse almadığına göre. Çilli olduğu için. Ya aslında çil doğaldır da. Kimyasalı bastın mı çilsiz olur. Evet. Ama bizim millet biraz pürüzsüz. Sizinki doğal olduğu için. Biraz doğal. Doğal kimyasal atmadığım için. Değil mi? Evet. Peki almazlarsa götürecek misiniz? Geri götürürüm. Ucuza satarım, malım yok. Burada kaç kilo var? 55-60 kilo var. Ha, geri götürmeyi düşünüyorsunuz eğer satamazsanız. Neden ucuz satayım ki emeğimi? Peki yine getireceksiniz. Belki getireyim yine olsun. Yine olsun. Ya nasip. Ya nasip. Evet. Peki neler istersiniz yetkililerden? Vallahi yani şu esnafla köylü arasındaki o alıcı satıcıları çıkarmalarını istiyoruz. Yani direkt esnaf alsın. Yani bu işi alıcılar alsın. Yani köylüyle gerçek alıcılar. Arada bir alıcı olma, aracı olmasın. Aracı olmasın evet. Çünkü aracılar sıkıntı. Onun için bir birlik veya kooperatif aynen, veya. Aynen. Bizim işte birliğimizin sıkıntısı bu. Yani evet. Birlik olsa bu şekil olmaz. Hani buraya gelen bir malın bir değeri olur. Hani fındık gibi, üzüm gibi. Evet. Ha bizim bir tavanımız yok. Kim burada ne kopardıysa.
Mesela benim malım 15 ise 15'in üstünde satar. Ama adam geliyor 9 veriyor, 8 veriyor. Dalga geçer gibi. Emeğe hiç saygı yok. Evet. Peki kurtarır mı sizce bu yıl? Emeğini kurtarır mı? Yani kayısı para etmiyor diyemem. Ediyor ama hani bu bayram ağzı diye hani biraz çıkar meselesi. Hani köylü satmak zorunda. Bunu biliyor bizim esnafız. Evet. Maalesef hani esnaf gibi dursa kendi köylünü kalkındırır. İstatçılık mı yapıyorlar? Aynen. Köylünü kaldır. Köylüyü kazandıracaksın ki sen de kazanasın. Ama köylüyü sen kazandırmazsan maalesef bir iki yıl sonra sen de kaybedeceksin. Evet. Kayısılar sizin. Epey de getirmişsiniz. Getirdim. Nasıl umduğunuzu buldunuz mu? İyi buluyoruz kardeşim. Çok güzel bu sene para ediyor. Senede ayağa düşüyordu. Bu sene iskertesi bugün çıkmış 5-6 liraya. Kayısı çıkmış 17-18 lira. Gün kurusu çıkmış 27 lira. Daha şükür edek ya. Şükür etmeyenler çoktur. Anladın mı? Köylü kaç yıldır evet para kazanamaydı, içerideydi. Şimdi ise köylü para kazanıyor. Allah'ın keremine şükür etsinler. Anladın mı? Evet. Böyle. Siz kayısı getirdiniz. Evet. Ne kadar istiyorsunuz? 24 lira falan. Ne kadar verdiler? 22 lira verdiler. Yine sizin için çok iyi bir fiyat. Çok güzel bir fiyat. Evet. Çok güzel bir fiyat. Ya siz niye vermediniz 22 liraya? Bundan bir hafta önce 27 liraya 28 liraya gidi. Şimdi biraz aşağı çektiler. Niye aşağı düştü bugünlerde? Para kalmadı. Millet düşün. Bir ton kayısı 27 bin lira. De gücüsün. Anladın mı? Millette para kalmadı kardeşim. Yaklaşan Kurban Bayramı'nda etkisi var mı? Var. Var. Evet. Peki neler istersiniz yetkililerimizden, siyasilerimizden? Kardeş, bundan fazla istemiyoruz. Yeter ya. Bir koşam kayısı. Yeter baba. Buna şükür etmezsek bunu da Allah elimizden alır ya.